Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bu bölümde ilginç bir video çekeceğiz. Yani Clash of Clans'ta görmediğiniz bir video olacak. Siz şöyle bir köye bakın. Köyde ilginç ne var? Onu bulabilecek misiniz? İleri izlemeden bulabilene helal olsun diyeceğim. Ama şeyi söylemiyorum, hani savunma yok işte, bilmem ne yok, şu yok, bu yok, onları demiyorum. Bunun önceki videoları çekmiştim. Onu söylemeden önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz en son Hatay'da bir deprem yaşadık. Hatay'daki depremden sonra maalesef ki video konusunda bir şey yapamadım. Hani video atamadım, canlı yayın, internettir, şudur budur, şey yapamadık, bir düzen kuramadık. Şimdi böyle tam düzene oturtmaya çalışıyoruz. Maalesef ki şu anda YouTube algoritma bizi kabul etmiyor. Neden? Ara veriyorsun, işte video atmıyorsun, canlı yayın açmıyorsun deyip bizi önermiyor arkadaşlar. YouTube'un en önemli şeyi, daimi bir işçisini istiyor. Yani daimi bir çalışan istiyor. Hani ben bir YouTuber'ım, hani örnek veriyorum, haftada bir bile video atsam düzenli atayım veya günlük atayım, ama ben onu yapamıyorum maalesef şu an durumlardan dolayı. Şimdi tekrardan video atmaya başladık. Onun için sizlerden ricam, bir like, bir yorum atarsanız ve videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen şöyle bir geçelim. Bakın, bu köyde neler görüyorsunuz? Ağaç konusunda çok değişik bir şey dikkatimi çekti. Mesela hemen benim manavımdaki klanı hemen göstereyim size. Hani burada bildiğiniz gibi bizim salatalık domateslerimiz yetişiyor. Instagram'dan da yazabiliyorsunuz o konuda. Şimdi arkadaşlar, bakın burada da baya bir yeni gelen çalıdır, şudur budur var, ama Clash yeni il ağacı. Ama arada kütük var. Gördüğünüz gibi kütüktür. İşte normal ağaç tarzında. Ama bu bizim zorlu yolculuk troll hesabımızda şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde ağaç vermiyor arkadaşlar. Benim dikkatimi sonradan çekti. Videosunu çekerim dedim. Araya deprem falan girdi. Çekemedim. Şöyle siz de bakacak olursanız hiçbir şekilde ağaç vermiyor. Hani ben kaldırdım mı? Hayır. Daha yeni girdim oyuna. Saldırı deseniz 14 gün önce saldırı yapmışım. Hesap böyle arkadaşlar. Hemen şöyle burayı göstereyim. Mesela bakın, burada ağaç veriyor. Ağacımız var. Normal bir şekilde ilerliyoruz. Ama burada hiçbir şekilde ağaç vermiyor. Bu hesapla ilgili şöyle söyleyeyim, biz hesabı neredeyse bitirdik. Hesaba bakmadan önce isterseniz şöyle bir elektro saldırısı yapalım. Bakalım karşımıza da nasıl rakipler geliyor, size göstereyim. Böyle hep belediyesi dışarıda, troll, işte benim gibi böyle savunması olmayan. Mesela goblinli olsa şuradan 2-3 tane alçık, ama bizim artık şey ihtiyacımız kalmadı. Neydir onun ismi? Altın iksir ihtiyacımız kalmadı. Sadece kara iksir lazım. 3 tane toplayıcısı dolu. Şurada bir yıldırımımız olsaydı ne güzel olurdu, değil mi? Yıldırımla böyle köyün içinden geçerdik. Hava savunması var. Ben şu taktik avcı uçağını oradan atmak istiyorum. Şöyle bir tane buradan, bir tane buradan. Çünkü 7750 güzel bir kara iksir arkadaşlar. Hani her zaman önümüze çıkan bir kara iksir değil. Özellikle bu hesap ve bu kupayla diyecek olursak. Şöyle aldık orayı. Tamam, güzel. Devam edelim. Burayı da almışız. Ne var acaba? Kariksir deposunda da var mı? Ben bilmiyorum, ama Kariksir deposu için de şöyle bir klan kalesini, klan kalesi demişim, belediye binasını alalım. Ve klan kalesinde çok az bir ganimet gördüm. Gözüme çarptı. Orayı bir indirirsek güzel olur. Evet, aldık orayı da. Toplayıcı kaldı. Toplayıcıyı da alalım. Muhtemelen klan kalesi ve depoda çok az bir ganimet var. Onun için de şöyle bir adet daha elektro göndereceğim. Deponun olduğu bölgeye gitsin. Hızlı bir şekilde orayı temizleyelim. Evet, kraliçe gelecek buraya muhtemelen. Gel bakalım kraliçe. Orada özelliği kullanalım. Kraliçeyi bir hızlı bir şekilde indirebilirsek iyi olur. Hatta bir öfke atayım. Şunu da dondurayım. Yetişebildim mi? Yetişemedim. Cehennem kulesi aldı. Evet, bu arada kariksirin hepsini aldık ve iki yıldızı da yapıştırdık arkadaşlar. Burada böyle çok basit bir şekilde ganimet kasabiliyorsunuz, özellikle kupa konusunda. Kupa ile ilgili de video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben burada hemen ne yapacağım? Şöyle ordumu tekrardan basacağım
Ve arkada ordumuz hazır. Hemen şöyle bir saldırı daha yapalım. Gelelim bakalım. Kariksir. Evet. Gördüğünüz gibi yine böyle bir düzen, değişik düzen, değişik Ölüköy. Ama Kariksir yok. Bize Kariksir lazım. Hani şurada goblinle saldırı yapsak var ya, deli gibi ganimet kasılır arkadaşlar. Bakın. Hep Ölüköy, hep deli gibi ganimeti var. Ama dediğim gibi bize Kariksir lazım ve çayımız da bitmiş. Neyse. Arkadaşlar bu arada akşamları da yayın açıyoruz. Neredeyse hemen hemen her gün açıyoruz. Bir gün köy incelemesi, bir gün sohbet tarzında. Şey de yaklaşıyor. Şu seçimden de bir an önce kurtulsak abi ya. Valla. Seçim gecesi de açmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Siyasi olarak şey yapmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum ama seçim gecesinde bir bakalım neler olacak. Gerçekten Türkiye'nin en önemli seçimi olacak. Oy kullanmaya gidin arkadaşlar. Oyunuzu kullanın. Yaşı kurtaran arkadaşlarım ve kardeşlerim için söylüyorum. Abi güzel ganimet var ama merkeze de girip alabilir miyim? Abi girir alırım ya. Şöyle hemen hızlıca bir dalayım. Şöyle bir alıp çıkmak istiyorum. Al onu. Tamam. Abi neden bırakmıyorsun anlamadım. Şöyle abi tekli cehennem varmış orada, yapma bunu. Abi o değil de 9 tane şifa nedir ya? 9 tane şifa nedir abi? Şuraya bir öfke, şuraya bir öfke. Dondur abi, bol bol dondurabiliriz. Koruyucunun özelliğini burada kullanalım. Kraliçeyi tekrar donduracağım. Taktik avcı uçağını da donduralım. 9 tane dondurma büyüsü almışız. Bu arada konteyner kentte kalıyoruz. Çocuklar bayağı bir bağırıyor, çağırıyor. Dün gecenin 12'sinde anons geliyor. Abi Allah'ını sevdim. Yani gece anons mu çekilir ya? Neyse. Evet. Tamam, güzel. İyi bir şekilde aldık. Şimdi bundan sonrası hemen şeye geçelim. Köye geçelim. Tamam mıyız? 102 yıldızımızı yapıştırdık. Evet arkadaşlar, köyle ilgili şöyle söylemek istiyorum. Hemen hemen bitirdik. Çok da bir şeyimiz kalmadı. Neyimiz kaldı diyecek olursanız sadece bir kraliçenin bir seviyesi kaldı. Onun haricinde ufak tefek şu önceden aldığımız tuzakları yükseltmesi var. Onları da böyle aradan ufak ufak çıkartmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çünkü YouTube bizi algoritmadan çıkardı ve destek vermenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.